Evet arkadaşlar, bakın bugün 22 Kasım. Şöyle göstereyim. Oy pusula var elimde. Genel seçimler yapılıyor burada. Başbakan Rutte biliyorsunuz bıraktı görevi. O NATO'nun başına geçmeyi düşünüyor. Ne yapacağım? Ben de hem genel seçimler için oyumu atacağım. Başbakanı da seçeceğiz. Hollanda Başbakanı'nı bugün. Şöyle yavaş yavaş girelim. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir sokaktayım bakın. Burası Berkel and Rodenreis. Küçük bir belediye, eskiden köydü. Rotterdam'a uzak değil, 5-6 kilometre, 10-15 dakikalık mesafede. Bakın. Şöyle sizlere de bir göstereyim dedim. Burası ana yol. Şöyle düz gidip de sola döndüğümüz zaman da Rotterdam'a gidiyoruz. Bakın evlere. Bu tip evler. Buranın dizaynı da bu şekilde arkadaşlar. Karşıdaki evler biraz daha farklı. Görüyorsunuz. Bisiklet yolu diyor. Öyle. Hafenstraat Romenpad diyor. Hava bugün bulutlu ama yumuşak bir hava var. Burası Işıklı Çarşı. Bakın. Şuradan bir ekmek alacağım. Bisikletin üzerindeyim bakın. Kış artık. Kışın geziyoruz. Şuradan Türk bakkalına uğrayıp bir pide alayım dedim, canım pide çekti. Bakarım belki ufak tefek bir şeyler varsa onu da alırım. Öyle yani. Bir gireceğimiz, dolaşacağımız, gideceğimiz yer yok, sadece bir ihtiyaç. Burası semt. Semt çarşısı oluyor. Bizim Kuzey Rotterdam semtinin. Bakın patates kızartması, yanına da ne açılmış? Dubai Mubai diye bir şey açılmış. Yeni açılmış o. Export, Türk exportu. Marako shop diyor. Faslı arkadaşların. Şurası da sofra restoran. Şu köşede tekel bayi. Bakın hal en hal. Her yerde var, Hollanda'nın her yerinde. Hal en hal diyor. Ben şuradan markete uğrayacağım bakın. Türk marketi. Şöyle şuraya bisikletimi koyacağım, içeri girip ekmeğimi alacağım, belki ufak tefek bir şeyler daha alırım, ondan sonra devam ederim. Bunlar kışlık mı oluyor? Portakal, mandalin, ayva da var. Nar kilosu 3.79, bu da 2.79. evet arkadaşlar, neredeyiz? IKEA'dayız bakın. Karşıda IKEA yazıyor. Şurası da IKEA. Bakın millet yemek yiyor yukarıda. Şu karşıdan da giriş var. İnhang diyor. İnhang giriş, Outhang çıkış. Out çıkış, in giriş. IKEA'ya geldim arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir tur atacağım IKEA'da. Bir ne diyorlar? Yatak, matras diyorlar burada. Matras. Yani yatağın dış cephesi değil, içi. Ne diyorlar? Sünger mi diyorlar ona? Yatak, sünger, döşek. Bilmiyorum işte. Bakacağım. Ona bakacağım. Beraber gidip bakalım. Gelin. 90'a 2 olacak. Beraber bana yardım edin siz de. Şuradan İnkang'dan girelim. Şöyle bakın. Yürüyen merdivenlerden çıkalım. Şuraya da çocuklarınızı bırakırsınız.
Çocuklarınıza bakıyorlar burada, böyle oynaşıyorlar onlar. Siz de rahat rahat geziyorsunuz. Orası da restoranı. IKEA Delft. Delft arkadaşlar 10-15 kilometre şeye, Rotterdam'a. IKEA Rotterdam'da diyebiliriz yani aslında. IKEA videosu yapmıştım arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Mesela complete Wohnzimmer diyor. Komple oturma odası diyor. 549 euro diyor. Şöyle. Bir başka oturma odası. Güzel değil mi? Şöyle koltuklar. Farklı farklı değişik koltuklar var bakın. Genelde Türkler arasında fazla tercih edilmiyor arkadaşlar burada. IKEA. Ben öyle biliyorum daha doğrusu. Belki de değildir. Ben öyle bir hisse kapıldım. Çünkü IKEA'nın, yani Hollanda koltuklar biraz daha ufak oluyor. Biz Türkler biraz daha büyük koltuğu seviyoruz. Böyle köşeli, büyük, geniş. Mesela bu büyük gibi görünüyor ama ufacık bir şey. Herhalde yatakta mı oluyor bilmiyorum. Olabilir. Artık Christmas süslemeleri de gelmiş. Bakın. Noel süslemesi. Şöyle de Noel akşam yemeği. Güzel değil mi? Dasın Heyli Moye diyor kadın arkamda. Çok güzel diyor. Heyli Moye. Burası ne oluyor acaba? Bahçe mi? Buralarda sandalye, masa. 3.99 diyor. Şunlara diyor herhalde. Masaya diyecek hali yok. Bürolar. Yemek masaları. Sandalyeler, koltuklar. Geziyoruz birlikte. Herkes beraber. Bakın şu güzelliğe bak. Güzel değil mi mutfağı? Güzel bence. Bir ayrı mutfakta burada. Geziyor arkadaşlar. İnsanlar geziyor, dolaşıyor. Şu aradan kaçalım. Yatakları gördüm ben orada. Ben yatak için geldim. Buradan şöyle bakalım. Bed frame diyor. Yani yatağın dış cephesi 189 euro. Tabi yatağı daha pahalıdır. Matrası. Bu da baza mı oluyor? 1029 box spring. Box spring diyor bak orada. Box spring. Baza. Öyle. Bir şeylere baktım işte. Bir tane yatak beğendim. Matras. Onu alacağım aşağıdan birazdan. Ondan sonra da gideceğim. IKEA'da fazla dolaşmayacağım. Şöyle. Şu aşağıya indiğim zaman magazine gidiyorum. Magazin deniyor burada. Depo. Ha, magazin değil. Magazin Hollandacası. Depo Türkçesi. Burada iniyorsun. Oradan seçtiğini beğendiğini alıyorsun. Burası da restorandı arkadaşlar. Kahve, yemek. Şunlar da çok güzel oluyor ha. Bir tane domates çorbası içeyim arkadaşlar ben ya. Şöyle. Domates çorbası iyidir. Sıcacık. Arkadaşlar çorba bakın. 2,5 lira. 2,49 çorba. Şu vejetaryen pizza 1,50. Başka bir de ekmek alacağım şuradan. 1,25 diyor ekmeklere de. Güzel. Yeni çıkmış fırından. Öyle. Karnımı doyuracağım. Öyle devam edeceğim. Şöyle ekmek, çorba, pizza mı aldım. Bir de şundan alacağım. Şu da güzel. Antep fıstıklı diyor. Bakın. Almond pastı diyor. İçinde de almond ne oluyordu? Badem.
badem tadı var arkadaşlar bunda. Badem tatlı, böyle değişik bir tatlı. Şöyle oturdum arkadaşlar, bakın. Böyle oturma yerleri var. Bura biraz daha sakin. Yanımda süslenmiş çam ağacı. Karşısı Rotterdam'a giden otoban. Ve şöyle arkada bakın. Orası da Delft arkadaşlar. Bir ara Delft'a da gider gezeriz. Şöyle geldim. Şu şekilde geldim. Şuraya park ettim. Birazdan depodan yatağımı alıp geri gideceğim. Hava böyle. Hava değişmiyor. Artık havadan bahsetmeyeceğim. Bitti. Bu sondu. Biliyorsunuz artık. Şöyle yürüyelim. Bakın böyle güzel yerler yapmışlar. Şirin. İnsanlar oturuyor. Kahvedir, çaydır arkadaşlar. Burada bir kere kahve aldınız mı, çay veya içecek, bir daha tekrar doldurabiliyorsunuz. Sınırsız yani içecek. Şöyle. Kahve otomatikleri. Arkadaşlar şöyle en sonda yemeğiniz bittiği zaman tabağınızı bırakıyorsunuz böyle. Herkes de güzelce geliyor. Tabağını kimse masasında bırakmıyor arkadaşlar. Şöyle bir yer yapmışlar. Burada tabağınızı koyuyorsunuz. Tabağınız bulaşıkhaneye gidiyor. Görüyorsunuz. Ve diyor bütün diyor çöplerimiz diyor mesela plastik diyor, cam diyor, şudur budur diyor, ayrı diyor. Yani ayrılmış çöp diyor. Şey için, doğa için iyi bir şey diyor. Öyle anlatıyor. Evet, ganimeti yükledik. Emigrada aus diyor Almanlar. Direkt git diyorlar Rotterdam. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, evdeyim. Şu anda evden çekim yapıyorum. Şöyle Hollanda kanalları. Şu anda akşam saat 6:30-7. Şu anda saat 7 arkadaşlar. Genelde akşam 7'ye kadar falan fazla program olmuyor Hollanda'da. Yani belgeseller oluyor falan. Çünkü insanların çoğu çalışıyor. Şöyle sizlere belki ilginizi çeker diye Hollanda programlarını gösterelim. Mesela burası Hollanda 1, yani NPO deniyor. Eskiden NOS ismi. 3 tane devlet kanalı vardı. TRT gibi aynı bu kanallar. Bakın şimdi mesela burada işte reklam yapıyor. Black Friday diyor, siyah cuma. Ben fazla bakmıyorum arkadaşlar Hollanda kanallarına. Türk kanallarına da fazla bakmıyorum ama yani televizyon bakmıyorum fazla aslında. Ama genelde böyledir yani, bazen göz attığım zaman bu şekilde programlarla karşılaşıyorum. Nedir mesela, ikinci kanala geçelim. İşte bakın burada da böyle reklam yapıyor. Mesela bu üçüncü kanala geçelim. İşte çocukları röportaj yapıyorlar okulda. Bakın Hollanda konuşuyor.
Ondan sonra 3 kanaldan sonra RTL, RTL 4 programı. Bu da konuşma programları. Ondan sonra işte aha bakın bu mesela İngiltere'deki polisiye bir olaylar olmuş. Polis takip etmiş falan. Onu canlı çekiyorlar işte polisler. Devam edelim. RTL 8 nedir bu? İşte Amerikan dizisi veya filmi. İşte bu da Amerikan dizisi. Charlie Sheen. Veronica. Bu da Amerikan programı. Bu da Amerikan programı. Görüyorsunuz yani. Kendi programları fazla yok. Bu da İngilizce konuşuyor. Bakın alt yazısı var Hollanda yine. Tekrar. Evet bu da haberler. Şu anda haberleri sunuyor. Böyle hem haberleri burada izlersiniz hem de yanında da işte kulağı duymayan vatandaşları için yanında işte böyle anlatır. Görüyorsunuz haberler böyle. Bunlar spor kanalları, futbol. Ama bizimkindeki gibi şimdi Türkiye'deki gibi böyle kavgalar mavgalar olmaz arkadaşlar. Adamlar oturur, konuşurlar. Bakın bunlar da Türk kanalı. Bizim burada Türk kanalları da var yani. Onları da izleyebiliyoruz bakın. ATV bakın adam ne yapıyor? Kesiyor mesela değil mi? Osmanlı veyahut da neyse. Kuruluş neymiş? Kuruluş Osman'mış. Bakın. Şimdi Hollanda kanallarını izlediniz canlı direkt beraber. Bakın bu da En Büyük Şaban. Bakın bunu severim. Hoşuma gider. Şaban'ın filmleri hoşuma gidiyor. Çıktı mı bakarım. Dizi. Bir dizi daha. Yalı Çapkın'ıymış. Ben izlemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bu dizileri. Ne diyor? Şahane Hayat mı? TV8'de MasterChef yemek yapıyorlar bunlar da. Bakın. Gördünüz. İşte maç var. TV8.5'da. Beyaz TV. Böyle arkadaş. Türk kanalları. Bakın burası da Belçika. Belçika'da Hollanda konuşuyor. Biraz daha aksanları farklı oluyor ama Hollanda'cayı anlayabiliyorum yani ben Belçika'da gidip konuşabilirim fevkalade. Tabii Belçika'nın bir bölümü Fransızca konuşuyor, bir bölümü Flemenkçe konuşuyor Hollanda'ca. Bu da ikinci kanalları FTM Belçikalıların haberleri var herhalde bunların da. Bakın bunlar da yine Amerikan veya da İngiliz programı altında altyazı var bakın Hollanda'ca yazıyor. Yani biz ben Belçika kanallarında izleyebilirim fevkalade. Orada program olursa onlar da Hollandalılar Belçikalılar izler. Belçikalılar Hollandalılar izler yani. Anlıyor çünkü aynı dil. Reklam. Mayonez, ketçup diyor. Bu da böyle et sosu. Migren için diyor. Migren için diyor. Excedrin diyor. Excedrin. Kafanız ağrırsa 30 dakikada geçiriyormuş. Bakın mesela bu da Belçika'nın kanalı ama Fransızca konuşuyor. İki dilli yani Belçika arkadaşlar. Bakın bu da Alman kanalı. Almanya'nın haber kanalları bunları da var Hollanda'da. Hollanda'da arkadaşlar ben küçüklüğümden beri Alman, İngiliz, Belçika kanalları hep oldu. Yani sadece Hollanda kanalları yoktu. Hep internasyonel bütün kanallarla büyüdük. Yıllardır böyledir yani. Televizyon Hollanda'ya geldiğinden beri belki 60-70 senedir bütün Alman kanalları falan var. Belçika, Alman kanalları, İngiliz kanalları yani. Bakın Almanlar farklı arkadaşlar bakın Almanlarla Fransızlar programlarını dublajlıyorlar aynı Türkiye gibi yani altyazı yapmıyorlar bundan dolayı ki de mesela Almanlarla Almanya'ya gittiğin zaman veya da Fransa'ya gittiğin zaman İngilizce konuştun mu halkın birçoğu İngilizce bilmez ama genelde böyledir arkadaşlar bakın yakında seçimler var burada geliyorlar belediye başkanları veya da işte bakın şunlar bakan filan bu arkadaşlar. Halk da böyle yanlarında oturur, böyle oturur konuşurlar. Ama küfretmezler, bağırmazlar. Sakin sakin. Bakın partilerin alacağı
milletvekili veyahut da işte ne kadar oysa onu konuşuyorlar. Oh,